Şimdi de B maddesine geçelim. bakalım ne diyor? S bölgesi x eksenine dik kesitleri kare olan bir katı cismin tabanı olmak üzere. Hmm. Bu katı cismin hacmini bulunuz. Peki? Peki, burada gördüğümüz S bölgesi, bir önceki maddede bu fonksiyonun f ve bu fonksiyonun da g olduğunu söylemiştik. Bunu görmek için birkaç değer verilip fonksiyonların davranışlarına bakılabilir veya dördüncü dereceden bir denklemin inişleri çıkışları olduğu sezilebilir. Benzer şekilde burada da e, x terimimiz var ve üstel bir terimimiz var. Dolayısıyla x artarken bu fonksiyonumuz da yukarı meyillidir. Yine x negatif olarak daha da azaldıkça yukarı meyilli olur çünkü bu kuvvetimiz pozitif olacak. Kısacası bunlar gibi farklı açılardan düşünebiliriz. Neyse bizim için önemli olan S bölgesine şimdi geri dönelim. Düşünmemiz gereken birkaç husus var. S bölgesinin sınırlarını düşünmeliyiz ki bunlardan üst sınırımızı yani evet bunun x eşittir 2 olduğunu biliyoruz ama ama bu değeri bilmiyoruz. Tam burayı yani. Buraya A diyelim ve yanına bir soru işareti koyalım şimdilik. Bu x değerini bilmiyoruz ama bildiğimiz şey bu x değerinde fonksiyonların değerlerinin birbirine eşit olduğu. Yani f a eşittir g a. Peki, Başka bir deyişle bir önceki maddede konuştuğumuz fx eksi gx'in mutlak değeri ki biz bunu hesap makinesine girmiş ve kaydetmiştik. Yani mutlak değer fa eksi ga evet eşittir sıfır. Mutlak değeri ihtiyacımız yok aslında zaten sıfırın mutlak değeri sıfırdır ama bunu hesap makinemize girdiğimiz için bizim için kullanışlı olacak. Hesap makinemize önceden girmiş olduğumuz bu şeyi kullanarak ne zaman sıfır olacağını bulalım. Makinenin açık olduğundan emin olalım. Evet, hesap makinemizde daha önceden mutlak değer fx eksi -gx gx'i girmiştik. O zaman solver yani çözücümüzü kullanarak bunun ne zaman sıfır olacağını bulabiliriz. Aslında bizim burada gördüğümüz 1 2 ve 3 kez. Evet 3 kez 0 oluyor. Bizim bulmak istediğimiz yer de burası. X'in ya da A'nın ne olduğunu bulmak istiyoruz. Öncesinde burayı bir temizleyelim. Bu moddan çıkalım. Tamam. Mat yani matematiğe gidelim, aşağıya, aşağıya çözücüye gelelim. Tekrar bir tanımlama yapmak lazım. Aslında şöyle çözücünün ilk ekranına gidelim. Hatırlayın bir önceki maddede zaten Y1'i tekrar tanımlamıştık. Tamam. Ee, Y1 yani burası ne zaman sıfıra eşit olur diyelim ve Enter'a yani girişe basalım. Evet, başlangıç için bir tahmin koyabiliriz. 0 ile 2 arasında bir yere bakalım. O zaman başlangıç tahmini için de 1 diyelim. Bakalım ne çıkacak? Tabii önce alfa, sonra çöz demelisiniz. Evet, alfa çöz. Biraz uğrasın bakalım. Bekliyoruz ve işte geldi. 1, 0, 3. Ki aradığımız da buydu. x eşittir 0 veya x eşittir 2'ye gitmedi. 1,03'e gitti. Yani a yaklaşık olarak 1,03'müş. Tamam peki. Şimdi biz hangi aralığı alacağız? Biz sadece S'in alanını istemiyoruz. S'in tabanımız olduğunu söylüyoruz ve eğer kesitler alırsak bunlar da kare olmalıydı. Demek ki burası bir karenin tabanı yani kenarı olacak. Yani buradaki bu uzunluk f(x) eksi gx'in mutlak değeri olacak. Bu tabanın uzunluğuydu. Eğer bu kesitin alanını istiyor ise ki şöyle hayal edip hafif bir eğimle bunu çizebiliriz. Evet. Tamam, artık burada kesitimiz var. Ee, şuraya da bir tane kesit çizelim. İşte bu kesitlerin alanları, tabanlarının uzunluklarının karelerine eşit olacaktır. Sonrasında bu alanları dx'lerle çarparak, bu küçük kesitlerin her birinin hacimlerini bulursunuz ve en sonunda bunların hepsini toplar ve bu cismin hacmini bulmuş olursunuz. Yani bu cismin hacmi şuna eşit olacak. Yazalım. Hacim eşittir integral A'dan x eşittir 2'ye. Evet, evet x eşittir 2. Yukarıdaki de bir kareye ait bir kenarın uzunluğuydu. Biz bunun karesini almak istiyoruz çünkü bu bize bu kesitin alanını verecek. Tamam bunu da yazalım. Mutlak değer fx eksi gx deyip bunun... Karesini alabiliriz ya da istersek buralara parantezlerde koyabiliriz ama ben bunları mutlak değer olarak bırakacağım çünkü hesap makinemize önceden böyle tanımlamıştık tamam. Bu bize x eksenine dik olan kare kesitlerin alanlarını verir ve dx ile çarparsak da o küçük kısımların hacimlerini buluruz. Sonra da x eşittir a'dan x eşittir 2'ye kadar hepsini toplarız. Şanslıyız ki hesap makinemizde işin bir çoğunu yapmıştık. Hali hazırda a değerimiz x değişkeninde de saklı duruyor. Peki, önce buradan çıkalım. Sonra matematik fonksiyonlarımıza gidelim ve belirli integrale yani integral fonksiyonuna gidelim. Seçtik. Şimdi y1 değil, y1'in karesini alacağız öyle değil mi? O zaman değişkenlere, oradan oradan y değişkenlerine ve fonksiyona gidelim. Çünkü y bir bir fonksiyondu ve karesini alacağım. Burada yaptığımız gibi integral değişkenimiz x'tir ve şimdi integrali x'ten alacağım. Çünkü hesap makinesinde şu anda a değeri x değişkeninde saklı durumda. Biraz kafa karıştırıcı gibi durabilir ama değil aslında. Bu birinci x integral değişkeni iken sonraki x integralin alt sınırıdır. Üst sınırımız da 2'dir. Buradaki en kafa karıştırıcı şey hesap makinesinin bazı kısa yollarıyla yaptığım işlemler olabilir. Ve hesap makinemiz bunun üzerine şimdi çalışıyor. Evet sonuç olarak yaklaşık 1,283 geldi. Yani bu yaklaşık olarak 1,283 birim küpmüş. Böylece burayı da hallettik.